Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kul Rabbi euzubike min hamazati şeyatin. Ve auzu bike rabben yahturun. Sadakallahul azim. 13. lemadan 78. sayfa. Buradan sözlerle beraber okuyacağım. Mevzu şu. Kendimle uğraşmaktan, kendimle meşgul olmaktan usandım ve yoruldum. Ne yapayım? Tuhaf değil mi? Böyle niye bu mevzular seçiliyor? Dolaştığım yerlerde insanlar bu konuda inim inim inliyor inan. Türkiye'den bahsetmiyor. Biraz Murat biliyor. O biraz Almanya'yı biliyor. Her taraf böyle. Sebebini okuyacağım. Ondan sonra çareyi okuyacağım. Ve çareye katkı yapacak hayat serüveninde malzemeler vereceğim inşallah. Eğer denilse bu kadar elim ve karanlıklı, müşkilatlı yolda nasıl ekser insanlar gidiyorlar? Hepsi gidiyor yani. Mesela kardeşi sıkıntıda. Amcasının oğlu sıkıntıda. Oğlu sıkıntıda. Hanımı dertli. Kendisi rahat yatabiliyor. Çocuğunun dişi ağrıyor, adam yatabiliyor. Tuhaf yani. O evde bir tanesinin dişi ağrısa adam yatamaz yani. Nasıl oluyor? Bu kadar elim ve karanlıklı, yani bu adam bu sıkıntıya niye düçar oldu? Tesadüf yok. Einstein dediği gibi, Tanrı diyor bu kainatı yaparken zar atmadı diyor. Bilerek yapılmış. Adetullah var, bir kanun var. Herkese rağmen iş diyor. Peygamber dahi olsa iş diyor. Kanun iş diyor, kanun. Mesela şunu demek istiyorum. Beşinci kattan atlarsan, peygamber dahi olsan yere çakılacaksın. Kim olursan o. Şunu yaparsan karşına bu çıkacak. Burada tesadüf yok. Köye çıkarken hepimiz biliyoruz yolumuzu. Şu virajı aldıktan sonra çeşme olduğunu biliyoruz. Tesadüf yok. Şimdi kardeşimizin, amcamızın çocuğu sıkıntısını hayatının neticesi olduğunu biliyoruz. Aynı hayatı biz de yaşıyoruz. Yani değişiklik yapmıyoruz. Bu yol böyle. Peki bu kadar elim, neticesi elim, karanlıklı, müşkilatlı, çözülmesi zor. Bu yolda ama ekser insanlar niye gidiyor? Biliyor, görüyor. En yakınında görüyor. Kendi sıkıntısını da görüyorum. Ben günde en az 10 kişi ya, en az 10 kişi. Cevap vermediğim kişi şey bunlar. Yani en yakınlarıma verdiğim cevap. Tanımadığım telefonu açmıyorum o kesin. Bu tanıdığım kişilerden biraz bahsediyor. Yani yapıyor, düze çıkıyor, biliyor ki bu düz yol böyle gider. Tekrar terk ediyor, eski hayatına, eski sıkıntısına dönüyor. Bile bile ha, bile bile diye lades derler ya, bile bile. Ya biliyorsun bu yol böyle. Bu yolda böyle çıkmaza gider. Bu yolda çıkıyor. Diyor ki, el cevap. Niçin yapıyorlar böyle? İçine düşmüş bulunuyorlar, çıkamıyorlar. İçine düşmüş, çıkamıyorlar. Yani bir kere ana babadan görmedi, çarşı pazarda okulda görmedi, düşmüş. Ha bunların bir derece özürü var. Yani bilmiyor, çıkamıyorlar. Düşmüş bulunuyorlar, çıkamıyorlar. Peki dinen ne kadar mesul bunlar? Mesela Sibirya'da, Afrika'da pigmeler var.
Din hiç gitmemiş. Sibirya'da hiç gitmemiş. Afrika'da hiç din gitmemiş. Mesul mu bunlar? Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma künne muazzibine hatta nebesen resula. Biz peygamber göndermedikçe azap. Bunu anlatıyor. 28. mektupta bunu anlatıyor. Şimdi bak. Ulema der ki bir insana İslamiyet nimetini, iktidar, ihtiyar, salahiyet, mesuliyeti ne kadar varsa, yani dini duymuş. Ne kadar duymuş? O Allah soracak yani. Ama terörist bir dini diye duysa diyor Gazali, gene mesul değil adam. Zinasından, içkisinden, namazsızlığından hiç hesap yok ha. Ehli fetret deniliyor. Din gitmemiş. Mesela hiç din gitmemiş, Sibirya'da adam bir vefat ediyor. Men Rabbuke, Allah Allah ne Rabbuke, siz kimsiniz der ya, ölen. Yani din gitmemişse, insan mesul olma derecesi, iktidar, ihtiyar, yani bulu çağına geçmesi lazım. İhtiyar sahibi olması lazım, deli olmaması lazım. Salahat olması lazım, yani ona din yüklemesi lazım, din gelmesi lazım. Mesuliyete girmesi lazım. Bir de doğru duyması lazım. Deli olmaması lazım. Bulu çağına girmiş olması lazım. Doğruyu duyması lazım. Ve bunu yapabilecek seviyede olması lazım. O zaman mesul oluyor. O Türkiye için değil. Gerçi medya var vesaire. Bazılar diyor abi internet gitmiş bilmem ne yapmış. Şu işte ne kadar duyabilirdi ne kadar duydu. Duyduklarına ne kadar kayıt kaldı ne kadar ciddiye aldı. Yani derecesi bu. Onu Allah biliyor artık içini. Bu ne kadar doğru İslamiyet'i duydu, ne kadar terör İslamiyet'i mi böyle duymuş medyayla. O ona Allah ile onun arasındaki durum ama biz kural bakımından insan hiç dini duymamışsa hiçbir mesuliyeti yok. Peki ne olacak? Ehli cennet olacak. Hiçbir hesabı yoktur. Sen de gel buraya namazı soracaklar, orucunu soracaklar. Biraz önce bu soruyu sorarken şöyle diyor. Biz daha nasipli değil miyiz? Dindar anne babanın çocuğu. İslam memleketinde doğduk. Onlar da böyle bir şey yok. Onlara zulüm değil mi? Bunu cevap verince hocam diyor onlar daha nasipli ya diyor. Hiçbir hesap yok şimdi diyor. Şimdi bizde de kısmen fetret var burada. Böyle bir Bağdat Caddesi'nde doğan bir çocuk düşünün. Gayrimüslim bir çocuk veya gayrimüslim gibi bir aileden doğan bir çocuk. Bir de Allah aşkına kendini bir düşün. Anne babanı hayal et. En azından bir örf var, bir anane var, bir köy var, bir gelenek var ya bir ezan var. Bir helaldir, haram kavramları var. Oğlum ayıptır ya günahdır olur mu falan. Bir şeyler var ya. Ben böyle bir insan biliyorum. Minarenin su deposu olarak biliyor. Eskide su kesiliyormuş da oralara su ondan sonra şey olsun diye. Yani minareyi su deposu olan... Hocam o çocuklar mesela o da bilmediğim menfi şeyleri öğreniyor. Ha işte Yusuf bak sordu ve daha önce söyledim. Dedim ki internet var, televizyonları var, çevresi var. Ne kadar araştırabilirdi, ne kadar araştırdı, ne kadar doğruya vardı. Hep işte o Allah'ın hesabı. Onu biz bilmiyoruz kuralı. Yani ne kadar iktidarı vardı, ne kadar. Ama biz kuralen diyoruz ki din bunu mesul etmesi için bulu çağına gelmesi lazım. İki esir olmaması lazım. Üç mahkeme akliyesi olması lazım. Dört. Doğru İslamiyet gitmesi lazım. Ha, ne kadar gitti bunlar? Derecesi. Bunlar hepsi oldu. Adam ona tavrı ne oldu? Ne kadar lakayt oldu? Ne kadar ciddi oldu? Ciddi. O Allah'ın işi. Ama kural bakımından bu. Şimdi bu mesele bizde de var. Şimdi adam doğmuş. İçine doğmuş bulunuyor çıkamıyor. Geçen Allah rahmet etsin. 3-5 sene önce Mustafa'nın cenazesinde sormuşlardı. Geçen aynı soruyu sordular. Hocam diyor niye düzelemiyoruz diye de. Ne yapayım cenazede şimdi böyle nasıl bir saat veya yarım saat adama ders anlatayım. Niye düzelemiyoruz diye. Dedim ki bir tekerleme nevinden bir cevap vereyim buna. Kendisi de hukukçu. Erzurumlu. Niye düzelemiyoruz? O hukukçuya şöyle cevap verdim. O lisandan anlar. Bir insan ben örf ve ananeye doğan yani kültürün içine doğuyorsun. Yani ben hangi köyden nereli olacağımı ben seçmemişim. Hiç kimse seçmemiş. Yani hangi köyde doğdumsa
oranın geleneğine ve örfüne doğmuşum. Bak, örfe ananeye doğan, Alman hukuklarıyla idare edilen, İsviçre kanunlarıyla evlenen, Amerika filmleriyle uyutulan, İtalyan hukuklarıyla ceza gören, öldüğü zaman İslami kanunlarıyla muamele gören, Yahudi ticaret anlayışıyla ticaret yapan bir mahlukuz. Böyle bir çingene boçası gibi bir şeyiz. Nasıl düzeleceksin? Bir parça o, bir parça o, bir parça o, bir parça. İnsan bu. Böyle bir şey. Ananeye doğan, anane ve kültüre doğan, irademin dışında. Alman hukuklarıyla idare gören, İtalyan kanunlarıyla ceza gören, İsviçre kanunlarıyla evlenen, Yahudi sistemiyle ticaret yapan, öldüğü zaman İslami kanunlarla gömülen bir mahlukuz. Nasıl toparlanacaksın? Ancak cemaat olacak. Başka hiçbir özel bir gayretin olmadıkça saldım çayıra Mevlam kayıra tarzına mümkün değil. Mutlaka bir gayret olması lazım. İçine düşmüş bulunuyorlar, çıkamıyorlar insanlar. Yoksa senin gibi değil. Ben mesela bugün şahit olduğum bir şeyi anlatayım. İki tane olayı anlatacağım. Gerisi siz zaten çoğunu biliyorsunuz. Benim köydeyim. Not da almışım. 2-3 taneyi anlatacağım. Köyde en yakın komşum çatıya çıkmış. Kuş da oynuyor. Uçuruyor. Ben de ders çalışıyorum. Kur'an okuyorum. Tamam. Notlar alıyorum. İlgimi çekti. Bakıyorum. Saate baktım. 37 dakika. Beni hiçbir zaman görmüyor. Elde yapıyorum. Selam yapıyorum falan. Mahsus yapıyorum. Kafası hep semada. Bir şey anlatmak için anlatıyor. Sonra içime doğdu. Ben bundan kafayı kaldırmıyorum. O da kafayı oradan indirmiyor. Bununla nasıl tatmin oluyor dedim. Ya Rab biraz bana hissettir diye dua et. Bu nasıl bundan memnun oluyor? Sanki böyle benim ruhum onun ruhuna misafir gitti. Acayip ha, tuhaf. Ruhuna girdim ben böyle. Ben oldum o. Ama fotokopim. Hem buradan bakıyorum hem oyum. Tamam. Gördüklerimi anlatacağım. İçine girdim oradan seyrediyorum. O çocuk kuşa bakmıyor. Gördüğümü söylüyorum. O kuş olmuş. Uçuyor. Yani bedende değil. Fenafil kuş olunca içine girmiş, kuş olmuş. İçinde seyrettiklerimi anlatıyorum. Böyle. İçine girmiş. Sonra dedim ki, ulan dedim sen de Risale-i Nur'a böyle fenafil Risale olsan sen de alemlerde böyle dolaşırdın. Adam dışarıdan baktığımız zaman kuşu seyrettiğini zannediyorsun. Hayır. Kuşu seyretmiyor. İçine girmiş, uçuyor. Kuş uçmuyor, adam uçuyor. Fenafil kuş olunca içine girmiş. İkinci bir şey anlatacağım. Şimdi arabayı bırakmış, altına takoz koymuş. Küçük şeyler detay ama hayatın tümünden haber veriyor. Siz daha fazlasını yaşıyorsunuz. Arabayı çekecek, taşa bir tekme vurdu. Taş tam arabaların geçeceği yere, bu kenardaydı. Arabaya bindi, gidiyor. Taşı bıraktı. Hemen not düşmüşüm. Niye bu acaba böyle yaptı? El cevap, mazi ve müstakbeli olmayan ve hazır anda yaşayan insan böyle yapar. Geçmiş ve geleceği yok. Yani ahiret ve Allah inancı. Yani geçmiş, nokta istinat. Allah'a bak böyle. Var ya dayanak noktası. Buna nokta istinat deniliyor. Nokta istinat, Allah'a dayanmak. Nokta istinat, fıtratın istediği olan ahiretin var olması. Eğer bir insanda Allah ve ahiret inancı hakim olursa o taşı oraya bırakamaz. Peki nasıl yapmış? O anda şimdiki zamanda yaşıyor. Geçmiş ve geleceği yok. Eğer geleceği düşünse ki ahirette Allah bana bunun hesabını sorar yapamaz. Hayvan gibi düşünüyor. Yani evet şimdiki zamanda yaşayan hayvan gibi. Yani bu hayatın içerisine bakınca basit gibi gözüküyor ama hiç de basit değil. Allah Resulü bunun hakkında hadis hükmetmiş. Yolda bulunan taşı kenara koymak sadakadır diyor. Yani
ben bu hadise olay olarak bakmıyorum Şefik. Bak çok ilginç, benim fıtratım biraz farklı bu hadislere bakışım. Taşı kaldırıp kenara koymak, sevap kazanmak diye anlamıyorum ben onu. O tamam, zahir bu. Ne anlıyorum? Mesela şöyle diyeyim, başka bir örnek vereyim. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam, tebessüm etmek sadakadır. Sadakadandır. Değil mi Yaşar Hocam? Duymuşsun değil mi? Sadaka. Ben bunu sadaka olarak anlamıyorum. Bir peygamber, ululaz bir peygamber, cihan onun adına yaratılmış bir peygamber, bunu söylemeye niçin ihtiyaç duydu? Ben şöyle anlıyorum. Ne kadar insanlar somurtkan, gaddar, hain, mahkeme duvarı gibi suratlar var ki bunu söyleme ihtiyacını duymuş. Ben onunla cemiyeti seyrediyorum. Sevap değil. Toplumun halini seyretmeye çalışıyorum. Ve hadislere böyle bakarsanız toplum ayna gibi olur size. Mesela var olan bir taşı kenara koymak sadakadır. Demek ben toplumu şey yap. Toplumun bunun için ihtiyaç duydu. Buna niye ihtiyaç duyuyor? Mesela baklava yemek sadakadır demiyor. Ne mutlu o baklava yiyebilenlere demiyor. Ne mutlu verebilenlere değil mi? Vermek zor. Şimdi bununla insanın fıtratını ve toplumdaki yaşantısını tanımlıyor ve haritalıyor. Bizi gösteriyor. Aslında haritalar geçmişi geleceğe taşıyan, günümüzü taşıyan toplumsal yapıyı da bize haber veriyor. Yani insanların kültürünü bize söylüyor. Bunu söylemeye ihtiyaç duymuş peygamber. Tebessüm etmek sadakadır denmesine ihtiyaç duymuş. İhtiyaç duymasaydı demeyecekti. Ne kadar gaddarlık varmış. Hem insandaki nebati ve hayvani kuvvetleri, yani nebati insanda 4 özellik var. Nebatat, hayvanat, insan ve iman. Başka bir yerde şöyle diyor. Camidat, nebatat, hayvanat, insanlık diye geçiyor. Şu, bağırsaklardan gıdalanıyoruz. Bu nebatat hayatı, yani bitki hayatı. Şeheviye ve gadabi hayatımız var. Bu da hayvaniyet mertebesi. Bazı insani ilişkilerimiz var. Doğrudur, yanlıştır, ayıptır, günahtır, örftür, ananedir, dindir. Bu da insan. Bir de insanın enfus alemi var, iman. 4 tane hayatı her an inip çıkıyoruz. İşte insandaki nebati ve hayvani kuvveler akıbeti görmedikleri, şimdiki zamanı yaşadıklarından dolayı geleceği düşünmedikleri ve o insandaki latife-i insaniye galip ettikleri için çıkmak istemiyorlar. Ve hazır ve muvakkat bir lezzeti müteselli oluyorlar. Şimdi adama kefenmiş, mezarmış, hiç etkilemiyor. İnsanı en çok etkileyen, ders veren şey yer, mezar, ölüm. Mezara gidiyor, orada bile ha 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 hu. Artık onun islahı gayri kabil, mümkün değil. Bir sohbet de olamaz. En iyi sohbet ölümdür. Ekser zikru hadimun lezzat diyor. Bütün lezzetleri tahrip edip acılaştıran ölümü çok zikredin. Mezarın başında ne kadar hadiseler rastlıyorsunuz? Hiç mezarla hiç alakası yok. He? Ne var lan? Lan kabir ne zaman açacaksın lan? Ya dur lan mezar da işte tamam. Ben şey, bunu diyenden git dükkanı aç ben ayarlarım lan ben buradayım. Devam ediyor ağlamaya. Yani ne olmuş? İptal his olmuş. Mazi ve müstakbeli yok. Beni çok meşgul ediyordu bu olay. Nasıl oluyor? Oraya geçeceğim zaten. 632 şu sözlerden okuyacağım şimdi. İnsan hazır zamana mazi ve müstakbelle alakalı latifesi, duyguları yok olmuş. Doktor kesmiş. O telleri kesmiş. Adamda böyle bir şey yok. Kabir varmış. Tabii vermiş ona. Söyledin onda falan böyle bir şey yapıyor. Hafif bir şimşek çakar gibi kabir varmış hatırlıyor. Ondan sonra gene yok. Çünkü sistemde yok. Mesela hayvanda sistemde olsa mesela şurada bir tanesi kesiliyor. Ötekisi nasıl otluyor? Sisteminde yok gelecek. Ben de kesileceğim. Biraz sonra sen kesileceksin. Adamın sisteminde çalışmıyor. İşte mazi ve müstakbeli olmayan hazır zamana müptela olduğundan hazır zamanda hayvaniyet mertebesi olduğundan çıkmak istemiyorlar şu anda. Dini hatırlatan bir şeyi de
mesela hemen rahatsız oluyor. Şimdi devam edeyim bir şeyden, sözlerden. Bir adam güzel bir bahçede, güzel bir ziyafette bizi tasvir ediyor, ha bak şimdi. İstersen pazar söyle bunu, istersen köyünü söyle, istersen dershanenin içini söyle. Bir adam güzel bir bahçede, bahçe yani, güzel bir ziyafette, güzel ahbaplar içinde, ne nezahetli, edepli, terbiye, ahlaksız bir şey yok, tatlı, namuslu, hoş, meşru bir lezzet ve eğlenceye kanaat etmeyip, yani namus deyince biz cinsellik anlıyoruz, namus o değil. Namus mahrem, yani herkesin mahremi var, kimse kimsenin şahsiyetiyle alay edilmiyor. Mahremi ta buradan başlıyor. Haram yani mahrem, haram bölge. Kimsenin haramiyetine girilmiyor. Kişiliğiyle oynanmıyor. Halkın o lügat manasında böyle haram şeyi, mahrem şeyi, mahrem bizim bildiğimiz böyle namusuna bir laf denilmesi. Mahremin öteki manası, yani batını manası, kişiliği ve kimliğini rencide etmemek. Kendi sahasında, yani herkes haddinde kalıp hududunu aşmıyor. Namus girmiş manasında olmuyor. Evet, girmiş ya. Yani herkesin kişiliği ve kimliği, mahrem, haram, hürmet manasında, hürmet edilen, hürmet görülüyor. Böyle bir insan topluluğunda hoş, meşru bir lezzet ve eğlenceye kanaat etmeyip, gayri meşru ve mülevves bir lezzet içinde çirkin ve necis bir şarabı içse, sarhoş olup kendini kış ortasında pis bir yerde, hatta canavarlar içinde tahayyül etse, titreyip bağırıp çağırsa nasıl merhamete layık değil? Yani düşünün, böyle bir sistem var. Sistem içinde ne var orada? Nezahet var. Yani temiz. Temiz derken bir bizim o çamur manasında değil. Ruhu kirletmeyecek, dimağa zarar vermeyecek. Mesela ses de bir kirliliktir diyor, değil mi? Yani atmosferi kirliyor, dimağı kirliyor. Bu nezahetli, tatlı, namuslu, hoş, meşru bir lezzete, eğlenceye kanaat etmeyip, böyle bir insan düşün, köyündesin, ilçendesin, dershanedesin, evdesin mesela, evde ya, kendi evinde, ailende, ne güzel bir hayat var, değil mi? Çoluk çocuğunla otur, sohbet et, bunu bırakıyorsun, despotluk yapıyorsun, masa kuruyorsun, bilmem ne yapıyorsun, kanaat etmeyip, gayrimeşru ve mülevves bir lezzet için, çirkin, necis bir şarabı, yani kendini sana unutturan, kimliğini ve kişiliğini yok eden şarap içse, sarhoş olup kendini kış ortasında korumasız manasında pis bir yerde, hatta canavarlar içinde tahayyül etse, yani öyle bir şey yok ama içiyor, içince de kendini güvensiz hissediyor, çıplak zannediyor, soğuk zannediyor, burası pis bir yer zannediyor, bağırıp çağırsa, titreyip bağırıp çağırsa nasıl merhamete layık değil? Çünkü ehli namus ve mübarek arkadaşlarını canavar tasavvur eder. Mesela öyle diyor, zaten uçuyorlar, bak bak, uçuyor kaçıyor. Öyle deniliyor ya, uçuyorlar. Kaçıyorlar. Çok acayip bir şey ya. Keşke uçsa yani, dolmuş parasından kurtulun. Yani uçmak sanki suç, uçuyorlardı. Keşke uçsak ya. Şimdi sen o ırmaktan karşıki tepeye uçup da böyle seyretmek istemez misin? Uçuyorlar. Elbette ki uçacak. Keşke uçsaydı. Abdurrahman bir bardak su verir misin? Onlara karşı hakaret eder. Yani kendi aleminde asudeyi bulmuş. Niye insan mesela asude ve sakin? Ötekisi niye irçin? Niye saldırgan? Niye evde haydut? Niye despot? Çünkü aleminde her şey oturmuş. Her şey yeri yerine oturtmuş. Her şeyin bir yeri var.
olayları rastladığı zaman karşıdan bakmayı beceriyor. Mesela o oluyor. Mesela diyelim ki hanım olumsuz bir şey yaptı. Veya çocuk, kimse, komşun ya. Gözünü kapa, geç ona. Onun dünyevi ve uhrevi aldığı eğitimi, yaşını, o günkü konumunu, psikolojisiyle böyle hemhal ol, oradan bak bakalım. Gayet de normal. Anormal gözükmesinin sebebi buradan bakıştan kaynaklanıyor. Gibi böyle malzemesi olan bir insan gayet rahat eder. Saldırgan olmaz, hırçın olmaz. Hırçın olmaz. Mesela düşünün. Burada olmuyor da elhamdülillah. İstanbul'da çok var böyle. Sonra kadar arkaya bagaja koyanları da biliyor. Nasıl oradan şeyi çıkartmışsa hopurlaya koymuş. Sonuna kadar açıyor. Binada rahatsız oluyorsun. Nasıl böyle ses varsa içeride ne oluyorsa buna. Şimdi araba sürerken seyir ettim gördüm de. Şöyle arabadan indim. Adam ne yapıyor? Böyle bakıyor sürerken. Kimle rahatsız oluyor? Rahatsız olmaktan lezzet alıyor. İnsanların rahatsız olmasından lezzet alacak ruh nasıl bir ruhtur? Nasıl yılan ve akreplere girmiş? Allah Resulü'nün bir hadisi var. Diyor ki şöyle yapan, böyle yapan, şöyle yapan, böyle yapanları anlatırken faiz yiyeni anlatırken Allah Resulü diyor ki faiz yiyenlerin diyor karnı diyor Allah Resulü hadisi şaka demez, dalga da geçmez haşa. Binalar gibi olacak diyor. Bina. Bir hayal et. Şöyle bir dev bir bina, pazara girerken bir bina var böyle karkas. Onun gibi bina kabul et veya bu olsun, bu bina olsun. Karnı böyle olacak. Yılanlarla dolu olacak. Kıpırdadığı anda yılanlar yiyor. Ayağa kalksa kalkamıyor çünkü yılanlar bu sefer ağrı depreşiyor. Otururken depreşiyor, sürünse de mümkün değil. Onlar içeride birbirini, bu insanı yiyecek diyor, içeriden yiyecek. Nereye kaçacaksın? Hadi kaç ha. Bir yerin yanmıyor ki. Yani dışarıdan bir darbe yok böyle, darp yok. İçeriden yeniyorsun. İçten yanmalı böyle. Nereye kaçacaksın? Dışarıda mı? Buradan olsa buradan kaçarsın böyle. İçeriden yiyor ama yendiği anda da bitmiyor. O anda da yeniden halk ediliyor. Alışma da yok. Şimdi düşün böyle bir o faiz yeni. Şimdi adamın içinde kaos var böyle bir fırtına var, cehennem var. Saldırgan olacak, hudutlarla oynayacak. Hudutla oynar. Ona buna saldırır. Etrafı nasıl rahatsız edeyim diye bakar böyle. Bağırır çağırır. Zanneder ki rahatım. Birisine rastladım. İyi bir Cenab-ı Hak ıslah için tokat vuruyor. Adam o haldeyken herkese yapıyor ama sanki ben de onu yutacağım yani. Horon vuruyor. Musibetteyken. Hey hey hey. Horon vuruyor. Ama Allah öyle bir vurmuş ki hiç gözükmemiş bir şekilde. Ne yapıyor bunu? Atsı gösteren gururun ile fakrı gösteren neydi? Atsı gösteren gururu ile fakirliği gösteren şeyin ile diyor. Neydi o? Şimdi bunu niçin yapıyor? İçindeki kaosu unutmak için. Öyle değil miydi Abdurrahman? Hatırladın mı o şeyi? Nasıldı o? Ehli dikkat nazarında zaafı gösteren tekebbürünüyle zayıf adam kibire ihtiyacı olur. O zaman kibirli niye kibir olmak ihtiyaç duyuyor? Zayıf olduğu için. O eksikliğini kibirle tamamlamak istiyor. Bak kibirli adam toplumun zayıf insanıdır. Yani aşağılanmış, aşağılık gibi gözüktüğünden ve öyle düşündüğünden beni aşağılıyorlar. Aşağılık kabilesinden veya aşağılık bir insanım. O zaman kibir yapma ihtiyacını duyuyor. Ne diyor bak bir de okuyayım. Zaafı gösteren tekebbürün ile zayıf, kibirli olur. Aczi gösteren gururun ile aciz adam gururlu olur. Ne için gurura ihtiyacı var? Aciz olduğundan hep itilmiş kalkılmış. Riyayı ve zilleti gösteren tasanu ile riya ve zillet, aşağılıklar ve şöhret peşinde olanlar tasanu yapmacık hareketler peşinde olur. Yani ben bunu okudum? Dışarıda gözükenle içerideki alem farklı.
Adam en büyük belayı yemiş. Güya onu bastırmak için etrafına hiçbir şey yok. Hey hey hey. Hey. Horon oynuyor. Ama öyle bir organlarını almış ki Allah. Sanki hemen pat diye bu hatırıma geldi. Allah Allah. Niye bastırıyor onu böyle? Hiç belediye başkanı jopu alıp da sokakta simitçileri kovaladığını gördünüz mü? Buna ihtiyacı yok ki adam. Doymuş yani. Yani simitçileri kovalayarak kibir yapmaya ihtiyacı yok. Adam zaten biliniyor. O işleri maşası olan zabıta yapar. Kendisi çıkıp meşgul olmaz. Asude, içsel yapısı oturmuş, donanımları yerinde kullanan adam hakikaten sakin ve asude böyle bakar yani seyreder. İçi boş olan da tantanalı gürültü olur. 23'ün sözde söylüyor yani bir saraya rastladım diyor. Baktım ki diyor evin dışında hep şenlikler var diyor. Beni onlar görmedikleri için diyor ben içeriye girdim baktım binada kimse yok. Herkes dışarıda diyor. Şenlik var oysa içerisi kıyamet kopuyor. Yok kimse yok. Zahire bakarsın mutlu gibi. Mesela bir tane de bir örnek vereceğim ondan sonra geçeceğim. Şimdi Almanların içinde çok bulunduğum için. Almanlar her şeyi grup olarak yaparlar. Şimdi otobüsteyiz. Ben de o gruba denk geldim. Gidiyoruz bir turizm şirketi. En arkadayız. Benim yanımda bulunanlar ön taraftaki otobüsteki konuşmaları bilmiyor. Latife'yi de bilmiyor. Nereden bilecek şakayı? Başta ne olduysa biz de beraberiz arkadaşlarla. Grup devam ediyor. Gülme devam ediyor. O gülme ortalara doğru arkaya doğru geldi. Adam şöyle baktı. Kadın ona ha 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 onlar da güldü. Niçin güldün bilmiyor. Ne oldu bilmiyor. Grup ya. Sen de dışarıdan bakarsın ki olan hakikaten ne kadar mutlu ya. Oysa içi yanıyor. İçi boş. Benim şeye benziyor. Merze'deki yaşantımda korkuyorsun ya. Merze'ye ahıra sığırı koydun. Eve ineceksin. Eve nasıl ineceksin? O kadar çocuksun. 5-6 yaşında, 7 yaşında yoksun. Ahıra koydun. köye nasıl ineceksin orman içinde? Bir ayağına taş çarpsa yuvarlanıyor. Çat 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 çat. Korkuyorsun. O korkuyu nasıl bastıracaksın? Böyle değil. Sanki birisi varmış gibi. Ey dayı tamam. geliyorum falan. Sanki birisine konuşuyorum ve cevap veriyorum gibi yapıyorum. Uzaktan bakan ne der? Ulan ne cesur adam ya. Dağ kafasına geçirmiş ya. Bir de bana sor. Zahirde ha 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 hu yapanların mutlu zannediyorsun. İçi yanıyor, yanıyor. İçi yanıyor da bastırmaya çalışıyor. Bastır ama volkanın üzerine mağma tabakasının üzerine volkan dağın tepesine hangi taşla volkanın fışkırmasını durduracaksın ki? Onun için ha 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 hu'lar aşağıdaki sıkıntıdan yangından haber veriyor. Aşağıda odun yanmıyor volkana baktığın zaman. Mağma kudurmuş yanıyor. Aynı insanı tanımlıyor. Çünkü onlar ehli namus ve mübarek arkadaşlarını canavar tasavvur edip onlara karşı hakaret eder, alay eder, gürültü yapar, etrafını rahatsız eder. Hem ziyafetteki leziz tahamları ve temiz kapları mülevves pis taşlar tasavvur eder, kırmaya başlar. Yani mesela karpuzdur, mısırdır. Yani Allah'ın bunca nimetlerini hiç var mıymış, yokmuş, Allah'ın umrunda değil. Yani farkı kendisini niçin farkında değil nimetten? Bir mısırdan insan nasıl bahçesindeki mısırdan, kabaktan, hıyardan fark etmez? Niye farkında olmaz? Niye şükretmez? Çünkü kendisinden haberi yok. Kendisini tanımıyor. Yani bir salatalığın, bir mısırın veya bir kabağın olması için Allah lazım. Dünyamızın kendi ekseni etrafında 1666 kilometre. Güneşin etrafında 108 bin. 23 derece 27 dakika eğik. Bu şekilde bir sistemin kurulması gerekiyor ki bir Mısır olsun. Yani bir Mısır'ın koçanı olması için Allah lazım. O kılıfları nasıl yapacaksın? Bir kılıf bir kılıf daha, bir kılıf bir kılıf daha. Allah'ını seversen ne duman girer, ne su girer, ne yağmur girer, ne mikrop girer. Nasıl bir sistem? Sen o Mısır'ı tek tek tanesini boşaltsan tek tek gerisini yerine koyamazsın.
o isabet ettiğini bilemezsin. Yani böyle bir sistem istiyor yani. Kainatı bir sistem istiyor. Niye farkında değil bu etrafındaki nimetlerden? Kendisinin farkında değil ki. Yaşadığın farkında değil. Peki. Bugün yaşayıp yaşamadığımıza dair bir, size bir tane misal yapmak istiyorum. Ama ne diyorsam yapın. Bana bakın. Hiçbir yere bakmıyorsunuz. Tamam. Peki. Ne gömlek giydiğini biliyor musun? Hiç bakma hiçbir tarafına. Bana bakıyorsun değil mi? Hangi gömlek giyiyorsun? Beyaz mı? Beyaz. Değil ama. Yani çoğumuz 10 taneden 7 tanesi giydiği gömlekten haberi yok. Hepimizde yani hepimizde var bu. Yani bu giydiğimiz şey yaşadığımızın farkında biz bu kadar değilsek sokaktakiler nasıl olacak? Farkında değiliz. Onu demek istiyorum. Bu böyle bir test gibi değil de latife yaptım. Ama doğrusu da bu. Böbreklerimizden, beynimizden farkında işte. Benim bir değirmen misalim var, değirmen. Değirmeni biliyorsun, sabit taş. Bu da dönen bir taş. Eğer sen buna mısır atmasan, tane atmasan, tane atmasan taş taşı yer. Hırr 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 hırr. Eğer tane atarsan hırr hırr hırr, sesi de değişiyor. Büyük parçalar, un ve toz halindeki nişasta buraya düşüyor. Şimdi aynı bunun gibi dimağda da 7 tane taş var böyle. Tahayyül, tasavvur, ona geleceğim zaten. Tahayyül, tasavvur, taakul, tasdik, izan, iltizam, itikat. Şimdi bir üzerine 7 tane taş düşün. Mısır koymamışsın hiçbirisinde. Bir tanesi gar, 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 ötekisi gur, 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 ötekisi dum, dum, dum. 7 tane ayrı ses gelsin. Dayanır mı? Aynı bu misal gibi. Dimağda 7 mertebe var. Eğer ilim denilen tane atılmasa beyin yani insan kendisini yer. Kendisiyle meşgul olur. Sesler duyuyorum. Kendimi kötü hissediyorum. Bak mesela bir tane taş böyle ses getiriyor. Kendimi kötü hissediyorum. Sesler duyuyorum. Hocam uykum yok. Hocam panik atar. Tane atmıyorsun. Üstad Kur'an oku demiyor. İlim onu tard eder. Cehil onu davet eder diyor. İçeriye giren her şeyin canlandığını bilmiyoruz. İşte değirmen misali gibi. Atmasan Fahrettin abi taş taşı yer. Atarsan taş taşı yemez hem de meyve de alırsın. Aynı bunun gibi dima değirmeni. İlim böyle sohbetten atmasan savaş sana dönüyor. Kendinle uğraşıyorsun. Kendinle uğraşmaktan usanıyorsun ve yoruluyorsun. Bıktım hocam diyor kendimle meşgul olmaktan diyor. Ses duyuyorum. Gece yarısı mesela uyandırıyor beni 2:30 demesi. Ya diyor kafamda bir sürü ses var ya diyor. Seni uyandırdığımdan şuurundayım diyor ama mecburum diyor. Hocam sence diyor bu sesi hakikaten var mı diyor ya. Sonra pişman oluyorsun telefonu niye kapatmadım ama onun ihtiyacı var. Tane atmamış ki tabii ki değirmen sesi gelecek. Ben kendi hayatımda misal vereceğim, buraya geçeceğim. Almanya'dan geldim tabii. Bir sürü yorgun. Her akşam bir yerde iftar yapıyorsun, bilmem ne yapıyorsun. O şehirden, o şehre, trenle, uçakla, trenle. Ortalık karışmış. Geldim böyle Türkiye'ye. Yattım. Uykuya girmedim. Baktım ki, böyle yatıyorum, daha yeni. Şey geliyor bu tahtadan sanki fare gidiyor. Fare yürüyor ya. Laminat mı ne diyorlar o tahtadan var. Böyle fare. Ulan dedim ya 6. kata şey 5. kata 4 tane 4. 4. kata yatıyordum o zaman. Ya bu buraya nasıl fare girmiş ya 4. Dükkanda ya, tam bu durumdan yaparsan 6. Nasıl buraya girdi dedim. Allah Allah. Hala devam ediyor. Gittikçe çoğalıyor. Dedim ya. Bu fare olmasın. Sonra olan dedim fare burada tak. Fare burada deyince durdu.
Meğer fare orada yokmuş. Fare burada varmış. Yorgunluktan veya bir sıkıntı başka bir sesi doğuruyor. Ya veya daha önce seyrettiğimiz filmler farenin ayak sesleri gibi gözüküyor. İçeriye giren her şey gözden, seyrettiğimiz her şey, duyduğumuz her şey, kokladığımız her şey, tad aldığımız her şey, her dokunduğumuz şey canlı ve ruhlu oluyor içeriye girince. Kendisini ya fare sesi olarak geliyor, ya değirmen sesi olarak geliyor. Bir tanesi diyor ki hocam diyor kafamda şimşekler çakıyor diyor. Yani veya sende olanlar canım sıkılıyor veya orada ben bir adam görüyorum. Şurada çok büyük bir göz var. Daha önce seyrettiğimiz korkucu vesaire filmlerin belki 10 sene önce, belki 7 sene önce dişe vuruşları bu. Hazmedememiş değirmen. Değirmene tane atıyoruz diye taş atmışız. O da hır taş bir vuruyor ama taş itemiyor ki. Ötse taş hır yapıyor. Onların sesi. Demek istediğim şu. Kafaya ne giriyorsa hepsi canlanıyor. Hayata giren hayatsız olamaz. Her ne giriyorsa canlı. Ne giriyorsa. Hem meclisteki muhterem kitapları ve manidar mektupları manasız ve adi nakışlar tasavvur eder, yırtarak ayak altına atar ve hakeza. Böyle bir şahıs nasıl merhameti müstahak değil, belki tokada müstahaktır. Öyle de su ihtiyarından neşet eden küfür sarhoşluğuyla ve dalalet divaneliğiyle sani hakimin şu misafirhane dünyasını tesadüf ve tabiat oyuncağı olduğunu tevehüm edip ve cilve-i esma ilahiyi tazelendiren masnuatın zamanın geçmesiyle vazifelerinin bittiğinden alemi gayba geçmelerini Adem ile idam tasavvur ederek mesela babasını dedesini işte veya gençliğini yani ben böyle değildim siz de değildiniz. Hepsi yok zannediliyor idam. Kabiri böyle karanlıklı bir alem. Gözüken bu ya. Zahirine göründüğü gibi bakar yani. Üstad diyor ki kabir diyor göründüğü gibi dehşetli değil. Odunu düşünün odunu. Odunun içi. Ya Yaşar hocam. Karanlık. Odunun içi. Ama nur orada. Nur orada. Odun ya. Odun diyebilmen için nur var ve duman var. Odun iki zıt şeyin dişe vuruşudur. Odun. Nur ve duman. Değil mi? Dumandan kasıt cehennem, nurdan kasıt cennet. Odundan da kasıt dünyadır. Odundaki nur, oduna ne kadar yakınsa, ahiret dünyaya o kadar yakındır. Ahiret sana ne kadar yakın olduğunu anladın mı bak? Odundaki ısı, duman cehennemden, latifelik ve nuranilik cennette haber veriyor. Oduna ne kadar yakın bu ısı? Hatta odunun içi demiyorum, dikkat edin mesela bak. Bardağın içinde su var, bardak ayrı, su ayrı. Bardağın içi deyince bayrak ayrı bir birim. Odunun içinde nur var demiyor. Odun ayrı, nur ayrı olurdu. Hayır, duman ve nur odun olarak gözüküyor. İki zıt şey nasıl gözüküyorsa dünya cennet ve cehennem olarak yani odun olarak gözüküyor. Bir dumana bakın bakalım hiç odunla alakası var. Nura bakın hiç odunla alakası var. Buza su ne kadar yakınsa Esma da sana o kadar yakın. Esma-i Hüsna benimle ilişkisi alakası nasıl? Denilirse bir bardak buzda su ne kadar yakınsa buza su neyse Esma bize öyle. Şimdi biraz gideyim çabuk ki dimağdaki o sıkıntılarımızın kaynağı olan tasavvura girmek istiyorum. Bir 5-10-5 dakika. Onun için çabuk okuyayım. Sani Hakim'in şu misafirhane dünyasını yani Allah'ın burası misafirhane. Biz ev sahibi gibi kullanıyoruz. Oradan bir tokat geliyor. Tesadüf ve tabiat oyuncağı olduğunu tevehüm edip
Allah ayetinde öyle diyor. Biz oyun oynamıyoruz diyor. Biz de lakayt davranıyoruz. Ömür tükeniyor. Ve cilve-i esma-i ilahi tazelendiren mesnuatın zamanın geçmesiyle vazifelerini bittiğinden alemi gayba geçmelerini Adem ve İdam tasavvur ederek tesbihat sadalarını zeval ve firak ebedi vavelyasın olduklarını tahayyül ettiğinden mektubat-ı samedani olan şu mevcudat sayfelerini manasız karma karışık tasavvur ettiğinden öyle birisi vardı. Benim köylüm yeni yeni bugün bana der böyle giderken komşum ya hadi derse gidelim dedim ben gelirken ben de seni getiririm. Hocam daha erken dedi ya. Benden de yaşlı belki de 3-4 sene büyük. Hocam daha erken dedi. Daha muhan dedim. Daha inşallah başka zaman. Bugün de diyor ki müsait misin hoca dedi. Gelmek istiyorum yanına eve. Hayırdır? Ya sıkıntım var. Daha erken dedim ya. Bu sıkıntın gitmesi için daha erken ya. Hoca dedi biz eşeklik yaptık dedi. Tamam. Dedim daha erken. Hemen hatırıma geliyor. Yani hayatın her safhasında ben bunları gördüğümden siz daha fazla şahitsiniz. Şu mevcudat sayfelerini manasız. Bizi de böyle ya diyor ben sana hayret ediyorum ya inip çıkıyorsun pazara çay eline falan. Oturuyorsun. Acayip bir şey dedi ya. Nasıl böyle şey yapıyorsun dedi ya. Ben dedi bir gün çay toplamasam dayanamam dedi ya. Ya hepten iflas ettim zannederim dedi. Bir servis yapamazsam dedi. Sen baktın balkonu sükele ahir dedi. Ama hançar ama hayatır. Dedi Allah hayret ediyorum sana dedi. Bugün de hayırdır. Sıkıntım yok hoca dedi. Sıkıntım var. Dedim daha erken. Ya. Daha erken. Zannediliyor ki Allah bu dünyada yaratılmasında Allah oyun oynuyor. Mevcudat sayfelerini manasız karma karışık tasavvur ettiğinden ve alemi rahmete yol açan kabir kapısını alemi rahmete kabir kapısını bak nasıl cehalet ne yapıyor kabiri nasıl görüyor zulümat Adem ağzı tasavvur ettiğinden hep tasavvur işte geldim şeye yani insanın sıkıntısının kaynağı dimağdan soğan kabuğu gibi içeriye giriyorum sorun olan yeri göstereceğim bu dersi biraz şurayı çok iyi dinleyin ki nice ilaçlardan daha iyi gelecek size. Soğan kabuğu gibi düşünün. En diş tarafında tahayyül. Eğer bunu bilmezsen 7 sene değil 17 senede psikoloji ilaç kullansan kurtulamazsın. Doğru kendini doğru yorumlayacaksın. Doğru teşhis, doğru tedavi. Yoksa kurtulamazsın yani bu psikoloji hastalığından kurtulamazsın. Bak en diş kabuğunda tahayyül. Soğan, içeri gir, tasavvur, taakkul, tasdik, izan, iltizam, itikat. Anlamadığını biliyorum. Ben şimdi böyle yedi yaptım ya, yedi. Şimdi tahayyül, hayal. Bir ihtiyaç tahtında hayal ediyoruz. İkinci mertebe olan tasavvur. Senin bu kadar fırtına gibi esen, kafanda bu kadar olumsuzlukların dolaşmasına, kendini kötü hissetmene, İyi hissetmiyorum, canım sıkılmış, uykum gidiyor, kalbim duracak, yüksek tansiyonum var galiba. Hep böyle şey yapıyorum bana sorulanır. Hocam nabzım acayip, ölüyorum, acilden arıyor mesela. Ben doktor değilim. Nereden kaynaklanıyor? Dimağın aşağıdan yukarıya tasavvur, yani doğru malzeme olmadığından doğru düşünemiyoruz. Şimdi sıralıyorum. Doğru düşünceler hisleri aktif eder. Hisler duyguları aktif eder. Çıkıyorum dışarıya içeriden. Bir daha söylüyorum. Doğru düşünceler yani doğru malzemeler, doğru düşünceler hisleri, hisler duyguları, duygular sinir sistemini, sinir sistemi kasları, kaslar, enerjileri ve organlar aktif edip dışarıya kendisini gösteriyor. Dışarıdan da içeriye aynı böyle gidiyor. Doktorların ilacı şuradan başlıyor. Bir daha yapayım. Doğru malzeme, doğru düşünceyi, doğru düşünce, hisleri, hisler,
duyguları. Duygular sinir sistemin. Hah buradan. Doktorun ilacı buraya kadar. Buradan bu arkasına geçemediğinden dolayı 17 sene daha arkası var. Doktor bundan aşağıya sinirleri, sinirler kasları, kaslar enerji paketlerini, onlar da organları dışarıya doğru gösteriyor. Mesela kalp çarpıntısı daha çok, nabız arttı zannediyoruz. Öyle bir şey yok yani, artmamış. Sen öyle hissediyorsun. İşte ilaç sinir sistemine kadar. Eğer bu sohbetlerle, evratla, eskarla, sohbetlerle sinirin arkası duygu. Onun kıblesine koyarsan duygunu, duyguyu kıblesine koyunca otomatik olarak hisler kıblesine konuluyor. Hislerin daha arkası tasavvur. Tasavvurlar doğru yönetilemezse fırtına esiyor. Bak bir de okuyayım şu cümleyi. Ezan okunun farkındayım. Karma karışık tasavvur ettiğinden bak tasavvur bir. Alemi rahmete açılan kabir kapısını zulümat adem ağzı tasavvur ettiğinden gene tasavvur. Eceli hakiki ahbaplara visal daveti olduğu halde bütün ahbaplarından fırak nöbeti tasavvur ettiğinden gene tasavvur. Hem kendini dehşetli bir azab elimde bırakıyor. Hem mevcudatı hem Cenab-ı Hakk'ın esmasını hem mektubatını inkar ve tezif ve tahkir ettiğinden merhamete ve şefkate layık olmadığı gibi şiddetli bir azaba da mustahaktır. Hiçbir cihette merhamete layık değildir. Evet, toparlıyorum. Cümleyi şöyle yapayım. Tasavvurumuz, yani dimağdaki 7 mertebe, soğan kabuğu gibi anlattım size. Tahayyül ve tasavvur, tahakkul. Sırf 3 tanesini anlatayım. Tahayyül, hayal. Hayallenmek, hayal yapmak, hayal kurmak. Tasavvur ise doğru malzemelerle doğru düşünmek. Yanlış malzemeler girerse mesela televizyon, internet, gazete, yani göz, kulak, burun, dil ve el. Ne giriyorsa buraya giriyor. Ve canlanıyor. Tasavvur. Burası taakkul, akıl bir üste. Hiç akla müracaat etmeden hocam aklımı dinlemiyor diyor. Nabızım şey yaptı diyor falan. Hayır. Hitap ediyorsun. Kesinlikle laf dinlemiyor. İkna etmeye çalışıyorsun. Çünkü akıl aşağısında oluyor bu. Dolayısıyla bu tasavvurunu doğru kullanamadığından sıkıntı oluyor. Ver dayı dışarıya götür Samet Sami. Sen? Kapatır mısın Samet Sami? Tasavvur dimağımızdaki düşünce melekesi, yani değirmen. Eğer içerisine malzeme atarsan değirmen iki taş birbirini yemez. Neticeyi de alırsın. Demek ki sorun tasavvurumuzu doğru kullanamamaktan, tasavvurumuzu doğru kullanamamaktan kendisini gösteren panaroyak, buhran, bunalım, depresyon ve ne isimler veriliyorsa çeşitlilikleriyle beraber onların temeli bu. Onların da çaresi doğru bilgi. İmam-ı Rabbani'nin cümle şöyle diyor. Doğru yerde, doğru insanlarla doğru iş yapmak. Bir daha söylüyorum. Doğru yerde, doğru insanlarla doğru iş yapmak. Doğru yerde, doğru insanlarla doğru iş yapmak tasavvurumuza besliyor. Yani kısacası eyleme dönüşmüş İslamiyet. Vahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin el Fatiha.